Güzel kazanacak demek ki. Evet. Peki. İnsanlık düşmanı rumuzlu bir tweet takipçimiz var. Diyor ki, Kehf suresi 86. ayeti söylemiş. Kur'an güneşi dünyada batıyor sanıyor demiş. Ayette şu, güneşin battığı yere ulaşınca onu kara balçıklı bir suda batıyor gördü şeklinde cümle varmış. Şimdi demin sormuştuk ya, bu aslında güzel bir soru. Niye? Kıyamet dünyada mı? Ya da bizim galakside mi? Ya da tüm galaksilerde mi olacak demiştik. Kur'an'a göre diyor, güneş dünyada batıyor ama galiba 30 bin tane evrende 30 bin tane güneş var. Yani bu soruyu sormuşken ona bir cevap vereyim. İşte bazı şeyleri böyle yarım yamalak okumaktan ve Arapçalarına ne geçtiğini bilmeyince bu tip sorular ortaya çıkıyor. Birincisi o Zülkarneyn'in gözüyle söyleniyor. Zülkarneyn buldu diye. Zülkarneyn onu öyle buldu. Yani Zülkarneyn'in bakış açısından nasıl olduğu söyleniyor. Birincisi. Yani bunu Allah söylemiyor. Hayır. Ben şimdi birkaç hepsini bitirirsem yanlış anlaşılma olabilir. Çünkü orada çok Arapça ile ilgili de özel dikkat edilmesi gerekli bir mesele var. Şimdi biz de günümüzde hepimiz dünyanın güneşin etrafında döndüğünü biliyoruz ama güneş doğdu ifadesini kullanıyoruz. Dağın arkasından güneş doğduğunu derken hiçbirimiz onu şey anlamında kullanmıyoruz o ifadeyi. Yani dünyanın biz etrafında güneşin döndüğünü düşündüğümüz için. Biz doğuyoruz aslında. Yani dünya dönüyor etrafında. Dilin içindeki güneşin ufukta gözükmesinin ifadesi güneş doğdudur. O yüzden mesela günümüzdeki insanlar fizik bilgisinin eksikliğinden mi ona doğdu diyorlar? Hayır. Bu birincisi. İkincisi Zülkarneyn'in gözünden de özellikle ayette vurgulanıyor. Güneşi o kendi bakışına bakarken bir çamurda batar gördü. İkincisi. Üçüncüsü tabii onların hiç dikkat etmediği Türkçe'de olmayan Arapça'da olan bir özellikle. Arapça'da güneşin batışıyla suya batma ifadeleri farklıdır. Yani oradaki mesela güneşin batışıyla güneşin batışını ifade eden kelimeyle suda batıyor. Suda batma, suda batmaya gark denir. Orada geçen fiili gark fiili değil. Yani şimdi Kur'an olsaydı tam o ayeti de okurdum. Oradaki izleyicimiz diyor ki yani güneşin çamurdan battığını Kur'an'da düşünülüyor diyor. Kara balçıklı bir suda tabii batıyor. Ama suda batmak için Arapça'da ifade vardır. Gark ifadesi var. Eğer ki çamurda battığı Kur'an'da düşünülseydi Kur'an'da Arapçasında gark ifadesi geçerdi. Suya battığı. Yani orijinaline göre nasıl oluyor? Oradaki geçen fiilde güneşin batmasıyla ilgili ifade geçiyor. Şu anda yanıma Kur'an almadım. Olsaydı ayetin hepsini okurdum. İnternetten çıkıyor yani, şimdi. Ayetin Arapçasında güneşin batı, çünkü Arapçada güneşin batışıyla bir şeyin sudaki batışı, boğuluşu için iki tane ayrı fiili var. Orada güneşin batışıyla ilgili ifade kullanılıyor. O soruyu soranın söylediği gibi sorulsaydı soru, gark fiiliyle sorulurdu soru. Evet. Çamurda batma diye, yani suya batmalı bir fiil. Bir de bunu Zülkarneyn'in ağzından, onun bakış açısıyla ya, ifade ediliyor. Öbür türlü diyorsun. Olsa da bir sorun olmazdı. Çünkü biz bugün de doğdu battı ifadelerini kullanıyoruz. Kur'an'da insanların kullandığı bir Arapça ile inmiş. Ayrıca Zülkarneyn'in onu çamurda batarken bulduğu ifadesi Zülkarneyn'in gözünden veriliyor. Fakat ayrıca da dediğim gibi orada kullanılan ifade çamurun içine batma için Arapçadaki fiil değil, ayrı bir fiil. Tabii bu soruyu soran hiç oralarını incelemeden ön yargılı bir şekilde sorduğu için sorunun soruluş tarzından belli zaten hangi amaçla soruldu. Bu şekilde sormuş. Ama pek çok o insanlık düşmanı da neyse. Pek çok insan da zaten böyle anlıyor diyorsunuz. Belki siz böyle yorumladınız ama başka niyetle de soran olsa da onlar da öyle anlıyor olabilir. Yani algılama tabii meselesi önemli. Arapçayı Türkçe'ye çevirmek. Şimdi, bu Arapçayla tabii bir soruyu eğer sorarken Kur'an'a muhalif bir şey. Onu da tabii o kısımlara bakarak sormak lazım. Yani sadece muhalefet için sormamak lazım. Peki. Ama bu bazı internet sitelerinde de dile getirilmiş bir şeydi. Onlar tabii hiç Arapçasına şuna buna dikkatli şekilde bakmadan sordukları için. Peki. Bunun gündeme geldiği yoldu. Teşekkür ederim yani açıklama şeyi. Bir başka izleyicimiz Kayahan.